Hayırlı akşamlar. Ay gıcık tuttu yine. Ben de bir saat oluyor eve geldim. Bugün Yunus'la Esra beni ziyarete geldiler Semoş'a. evet geldik. Dün akşam oradaydım ya. Özlemiş Saadet, özlemiş babaanne. Ay ne güzel sırtıma bindi ama hoşuma gitti. Dönerken bile babaannem... Ama ağır. Bir şey yumurtası istiyor ya, oradaki yumurtası. Ha, bir tane... Ne yaptı o yumurtayı? Duruyor. Bir tane Semoş'un şeyinden yumurta aldım. Bunu diyor tavuk diyor. Şey Nil Oya'yı seyrediyor ya, o da kümese giriyormuş. Nil Oya diyor. Kızıyor tavuk. O şeyden kaynaklanıyor. Canlarım benim, iyisinizdir inşallah. Ben çay koyuyorum. Lütfen be. Gerçekten size çay koyayım. Çok dua ediyorum ve edeceğim. Destekleriniz, esirgemiyorsunuz. Çok güzel yorumlar yapıyorsunuz. Allah razı olsun diyorum. Çok onurlandırıyorsunuz beni ya. Gerçekten. Ben duygulanıyorum. Güzel bir şey. Ya çok güzel birilerinin böyle güzel şeyler söylemesi mutlu ediyor. Allah da sizi mutlu etsin. Oğluşumla dün oturamadım. Evde yoktu. Kadın kadına dedik ya, altın kızlar. Çok mutlu oldum. Ya benim dün hiç niyetimde yoktu. Hatta canlı yayın yapacağım demiştim. Farkın yazmıştı Esra'da. Ama moralim bozuktu. Dedim bir dereotu almaya ineyim ben dedim. Pazara kadar gitmişim, Beykoz pazarına kadar. Gerçekten. Dedim gitmiş gene bir de dedim çiçek saksılara. He. 2-3 tane. Hiç de sevmez. Hiç yok ya zaten. Anne ucuz onlar. Biliyor musun ucuz oldu? Ya, kaç para verdim biliyor musun hepsine? 20 lira verdim. Ektim. Ya toprak bile alamadım. Toprak alırsın bir torba. Üstlerini tamamlarım eksik. Yani. 5 kilo satılıyor. Tam çiçek alıyordum. Semiha'da çekim yapıyormuş pazarda. Yani tesadüf oldu. Gördü beni işte, öyle dertleştik. Dedi bana geleceksin akşama. Misafirim de var dedi. Onun Avrupa'dan gelen Nuriye'nin haricinde bir bayan daha var. Çok tatlı. Gerçekten onu da çok sevdim. O bayanı. Çok işten. Bir Nircan. Ben bir türlü becerebilsem isimleri. Nircan. Hepinizin ismini tek tek koyalım böyle. Anlamlı olsun bak. Çok güzel ismi. Dört bayan. Bir Mustafa vardı işte. Mustafa da olsun artık başımızda. Oturduk, Allah razı olsun. Semiha balık almış. Güzel salatayı yaptı. Balıkları hazırladı. Müzik açtılar. Oynadılar. Beni de kaldırdılar. Yani mutlu oldum gerçekten. Anladım moralimin bozuk olduğunu. Allah razı olsun. O da bana yeter ya. Yani ben çünkü bunu daha önce de söyledim ve her zaman söylüyorum. YouTube yoktu. Onun da yoktu. Ben zaten ondan bayağı sonra açtım. Bunu sizler benden iyi biliyorsunuz. Biz yine dosttuk. Ama hiç aramıza bir şey girmiyordu. Bir art niyet. Ne bileyim ben, bir başkaydık ya o zaman. YouTube olmadan önce daha iyiydik. Biz de geliyoruz. Ben daha hamileydim. Evet. Hatırlıyor musun anne? Ben onlara gece yaralarına kadar. O bende gece yaralarına kadar. Dur. Ben onu gördüğüm zaman gülme krizi, yani çok mutlu oluyordum, çok gülüyordum. Onun lafları böyle hani ezberlenmez. O birden çıkı çıkı veriyor. Tabii doğal. He. Benim Yunus'ta da var o. İsmini öyle yiyince zaten. İyi makaralar. Ben severim seni ya. Ablası gibi sever gerçekten. Yani bazıları da şey zannediyor, YouTube'dan tanıştılar. Yok ona gidiyorsun faydalanmaya mı? Ah keşke faydalansam, ona destek olur zaten. Olacaksa olur. Yani hiç alakası yok. Ben hatta çoğu gittiğim zaman da video çekmiyorum farkındaysa. Ya bunları söyleyenlere söylüyorum. Canlarım benim, sizlere değil. Sizler çok iyi biliyorsunuz. Boşver, görüyorsunuz, anlıyorsunuz. Hani bilmeyenlere söylüyorum. Biz artık oralara takılmıyoruz. Ha, takılmıyorum. Tabii ki takılmıyorum yavrum. Ama çok güldüm dün gece ya. Yok yani Semiha'nın aklına gel. Yok Semiha'nın aklına gelmiyor. Mustafa'nın muzipliği. Ha. Hepimiz ikimiz yer yatağı yaptık Semiha'yla. Yerde misafirler de yukarıda yatsın. Biz Semiha'yla daha önce de yattık çünkü. Buradan. Mustafa da almış. Altın evet kızlar. Dedi sizi çekiyoruz altın kızlar. Millet diyor manitasıyla geziyor gençle.
Ben diyor sizinle. Güzel bir gece geçirdim açıkçası. Saat 2'ydi. İçeriye girdik. Bir saat yatağın içinde fıkırdadık. Bütün kızlar toplandık diyorlar ya. Saat 9'da ayaktayız. Nuriye 6'da ayakta. Oo, ama alışkındır. O alışmış artık kocasının hastalığından dolayı. Yani, şeyde baktım Mircan da kalktı. Ben de hemen fırladım dedim. Ne yapacağım yatım. Yani öyle sırayla hepimiz hadi bahçeye bir kurduk masayı. Oo. Allah bol versin keselerine. Ne diyeyim. Sonra yine uyumadı mı? Kim? 9'dan sonra. Yok. Kim uyumadı? Bir daha. Biz de kapında ben sonra uyudum geleyim. Ben bugün çok uyudum ya. Uy yavrum sen bir hafta yoruluyorsun. Bir pazarım var. Sarışım da geçecek. Yunus Savaş Başı kahvaltı yap. Sarı uyuyordur. Sen babanı çağıracaktın bugün kahvaltıya. Ama haber çıkmadı. Keşke çağırsaydın bak değil mi? Çağırdım ama annem rahatsız ya. O yüzden tek başına gelmiş. Sesini yapın. Müsait olunca gelin. Yani. Müsait olunca ondan gelin. Ben sormadım daha gelmiştir diye. Çünkü dedi ya babamı çağıracağım kahvaltıya. Ya haber veririz. Annesi gelemiyor. Rahatsız olduğu için. Bir aksiyon çıkmazsa. Bir arkadaşımız var iftara gelmişti. He karı koca. Onlar davet etti. Bakalım o tarafa geçelim. Kimi davet etti? Bizi. Siz gideceksiniz. Geleceğim mi? Yok siz gençsiniz. Siz gençler bulaşın. Sizin emsalleriniz onlar. Gelmek istiyorsun. Yok. Anneciğim. Ben senin hiçbir şekilde gelmeyeceğini biliyorum. Yalvarsan da. Ama gezin. Gençsiniz. Ben ne yapayım sizin yanınızda? Şimdi ne oldu biliyor musun? Sarı sabah 5'te kalktı tavuklar gibi. Oh. Sonra 8'de uyudu. Oh. 11.30'da kalktı. Hmm. Siz de Yunus'a baş başa kaldı. Yunus bana kahvaltı hazırladı Yunus'cum. Hmm. Yunus bana kahvaltı hazırladı. Canlarım benim şeyi soracağım ben size. Biz günlük çekiyoruz. Mutfakta yaptığım yemeği, oturduğumuz muhabbetimizi. Eğer bir fikriniz olursa ona da uyarım. Hani istediğiniz bir şey çekmemi. Çok komediye de girmiyoruz. Aslında Emre güzel yapıyor. Hayır hocam. Ya, bu arada biraz işte yorgun oluyor ya. Hani bir fikir de verebilirsiniz. Şöyle bir şey. Temizlik videoları, yemek videoları daha çok izleniyor. Ya tamam izleniyor. Belki biri diyecek ki şunu yaparsan abla yakışıyor sana. Ben de saygı tamam, duyar. Yapmaya ben çalışırım. Demek fikirler istediğim. Güzel bir şey. Evet. Fikir almak. Tabii canım. Fikir. Ya üstün derler ya benden küçükten fikir alıyor biri geliyor. Bizim izlenmemiz sen Samsun'a gittin. Bizim Samsun'da izlenmelerimiz düştü. Bayramda insanlar köye gitti. Evet o da var. He, tatile çıktı. Yok, şeyi yoktu çoğunun. İnternet olmayanlar var. Ben çok mu konuştum? Biraz susayım sen konuşuyorsun. İstanbul'da izlenmelerimiz o kadar güzeldi ki hele Ramazan'da. Dengeliydi. Dengeliydi canım. İşte diyorum ya herkes tatile gidiyor kızım yeri yok, geliyor. Yok herkes hani normal, gidiyor. Normalde izlenme düştü sanmıştım. Tındık zamanı da öyle olacak. Tabii canım tatil zamanı. Yani onu da söyleyeyim. Allah razı olsun yine de herkesten. Ne güzel destek vermeleri. Biz de destek verelim. Ben hep veriyorum. Gücümüz yettiği kadar biliyorum. Hacer'in köy hayatı var. Onun çok durumu kötü. Hadi takip etmesi isteyenler etsin. Bayağı durumu kötü. Değil mi? Köyde yaşıyor ve harabı böyle evi yani. Yani Allah yardımcısı olsun. Oradan bize çok gelen oldu mesela. Ne güzel. Ne güzel. Aa Seyim Hanım hoş geldiniz falan yazanlar çok var. Ay canım benim. Hatta sana da gösteriyorum. Takip ettiğim çok kişi var ama ismini şimdi söylemek istemiyorum. Tabii ki de bir sürü kişi var. Neve Yener ablam var. Ayrı ayrı söylüyorum. Ne olsun. Hiç kimseye yetişemeyiz yani. Ben açık bırakıyorum. Yorum yazamazsam da. İzleniyor çünkü destek birbirimize destek. Çünkü hafta içi Allah'ın izniyle. Yani hafta içi işe gittiğim için açıyorum kenarda sesini kapatıyorum. Aynen. Öyle kendi kendine izleniyor. Öyle. Sen hoşur değil mi aldın? Yok 22 senedir var anne. 22 senelik karın var. 5 senelik var anne. Şey yapma şurayı şöyle şey yapma hani yapma öyle. Nasıl yapayım? Böyle düz tut. Olmuyor, ya. Ha, gençler öyle susuyor çünkü. Ama başörtü işte, başörtü mü? Ya şuralarını düz anlamında dedim ya bir şey. Şimdi öyle bir şey, ben aynaya bakmadan yaptım ya o yüzden. Evet, tamam. Anlatın bakalım, ben sustum. Ana ol, dertleşin. Biz dertleştik, iki dedikodu yaptık hemen. Ya, yaparız, söylüyoruz dedikoduları. İyi oldu.
minibüsü de yakaladım gelirken. Kim annesiyle konuşmaz, dertleşmez ki. Dertleşir değil mi herkes? Ha, ben tabii o şeyini mi yakaladım? Ha, minibüsünü yakaladım. Dedim yokuş çıkmayayım. Bir tane minibüs var. Şeyden gelen, Riva'dan geliyor. Riva'dan geliyor. Son minibüs oluyor herhalde. Ay bazen niye böyle oluyor yine? Limon çay koyma. Ne yapıyorum? Limon çay içme. Ben her zaman içmiyorum artık. Limonlu çay mı? Evet. Zahmet abi. Anne, ama öksürüğüm ferahladı, farkında mısın? Ne? Anne, şimdi niye koydum bilmiyorum limonla. İçmez bence. Hiç içme limonlu. Yani, o yapıyor bana, azdırıyor biliyor musun? Evet. Dikkatimi çekti. Anne ben sana... Tamam sus. Sus. Biz hep dedik sana. Tepkiler. Biz sana hep diyorduk ama. Ama annem şey yapmadan kadar şey yapmaz, ikna olmaz. Yaşamam lazım. Hani bazen şeyi... yaşasan da ikna olmaz. Ben öyleyim değil mi? İyi de ben inatçı mıyım? Bilmiyorum onu da savunma bir şey yok. Hiç inatçı değilim. Çok uyusalımdır. Normal hayatta da. İnatçılığı ben vermem. Biri beni desin ki şurada bekle. Belki sabaha kadar beklerim ben. Niye gelmedi diye de çok kızmam. Çok sabırlıyımdır. Çok çok sabırlıdır. Sabırlısın gerçekten. Aslında içinde belki bir şey vardı hani böyle asilik ama sabır belki de eğitilerek. İnsanın hani nefsini eğiterek oluşan bir şey. O da olabilir. Sabır için kimse... Her pazartesi beklerdim babanı. Sabır için kimse tatlı bir meyve demez. Hep acı bir meyve demez. Sabrın aslında tatlı bir meyve değil mi? Yok. Değil mi? Ne? Sabır acı bir meyvedir ama çok faydalıdır. Değil mi? Ama tatlı bir meyve diyen hiç duymadım sabır için. Sabır. Mevlam. Mevlam sabır neymiş? Hep sabır deyince hep aklıma pazartesiler gelir de onun için onu karıştırdım biraz. Niye? Evet, her pazartesi. Her pazartesi. Her pazartesi. Pazartesi ayrı bir şeydir ya. Pazartesinin bizde, anlamı çoktu. Bizde. Bizde. Şimdi rahmetli babam. Bak anlatma. Pazartesi şöyle bir şeydi bizim evdeki pazartesi kavramı. Sanki pazartesi günü olunca her şey birden böyle sihirli değnekle düzelecek ve biz hani tekrar böyle şey yapacağız. Normal yaşantımıza döneceğiz gibi. Ama hiçbir pazartesi bu olmadı. Her perşembe de bunun vaadini aldık. Cuma, perşembe. Evet. Kesin dedi. Pazartesi getiriyorum. Düzeliyorum. Pazartesi getiriyorum, düzeliyorum. E tamam da ama benim artık hani böyle mekanizmamda farklı şeyler var. Pazartesi de mekanizm. Yapacak sen perşembeden yap. Perşembe o günü. Ama o zaman çocuktun demiyordun ki. O zaman diyemiyorsun. Ha, ama şimdi dersin. Şimdi mekanizma farklı. Ama ben sabırlıydım bak. Hep pazartesiyi bekledim. Sen de sabırlı mıydın, saf mıydın biz ondan tartışıyoruz. Karışık. Karışık bak. İkisinin arasında biz çok gidip geliyoruz ailece, söyleyeyim sana. Bence de. Yani hani bir sene yersin, 52 hafta var, 52 kere falan yersin de. Yerim ben. 10 sene 500 kere de yenmez ki be. Yedim be oğlum hep. Valla ne yapayım? Bence sizin için sadece. İnsan dönüşüyoruz. Yani şöyle kalıyorsun ya şurada. Çıkış yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Burada da yok. Aslında var gibi de biraz da şey işte. O dönemin imkanları farklı. He. Sizi nereye bırakayım? İşe başlayayım. Nerede ev tutayım? O dönem çok yanlıştı bunlar. Hmm. Toplum olarak. Tabii canım. Kim bakacak çocuklarıma? O sokakta oturursam dul diyecekler ya, gençsin. He. Bir de bu kavram vardı benim. Eskiden vardı. Şimdi öyle bir şey yok. Aa yok. Şu an bakıyorum güllük gülistanlık etraf. Tabii canım. Ama o zaman o kavram vardı ben daha bak, bizde. Ayıplanıyor. Mahallemizde, etrafımızda. Ben vakitli, ben boşandıktan sonra da belirli saatte ben bir arkadaşıma gidiyorum, Alev'e gidiyordum. Hatırlıyorum. Yine de merakla bakıyorlardı biliyor musun? Nereye gidiyorsun? Akşam çayına. Öyle. Bakıyorlardı resmen. Kim geldiydi? Teyzemin oğlu geldiydi. Hatırlıyor musun? Hmm. Geldiler sordular kim o adam. He. Halbuki adam değil 17 yaşında. Bizim Rasim'in sakalları test çıkmıştı hatırlıyor musun? 15'li yani, mi çıkmıştı ondan? Evet, evet. Bir gün geldi bize misafirle ama böyle yeni ergenliğe giriyor. Teyzesinin yanına gelmiş. Yani bana geldi. Hemen annem doldurdu. Çay da vardı zaten. Doldurdu ben... çay. Kapıda oturduk falan. Bayağı güldük ama. Ondan sonra o da... Kız arkadaşını mı bırakmış yukarıya bile? He, uğramış. Öyle bir şeydi. Oradan geçerken de bizi uğruyor. He. O zaman tabii şey. Hani böyle cep telefonu falan yok. Eve bırakmalar var. Yok cep telefonu yok ki. Yok yok o dönem. Yeni yeni çıkıyor. Aha. Ondan sonra o geldi. Gitmesiyle birlikte hemen mal sahibinde kim o adam?
Ne? Aşağıya indi. Alt kattayım. Yeğenim o benim dedi Özlem. Yeğenim yani ablamın oğlu. Ev sahibi de böyle şey 100 kilo falan. Babacan. Babacan kötü adam değildi ama. Babacan onu seviyordu. Babacan'dı. Şey bir adamdı. Eski adamdı. Dik konuşurdu ama şeydi. Merhametliydi. Şeyden biliyordum. Ben bir gün bu şeyin yokuşu vardı ya. O yokuşta. Şöyle dik bir yokuş. Bisikletle uçmuş bu. Ben işte. Bir iddiaya girdik. Bisikleti dedik pabuçlarını çıkartıp kim inebilir? Ben ilk dedim ben yapacağım. İşte bir şey iddia koyduk. Boncuğuna mı girdik? Şey bisiklet boncuğuna mı? Bir şeye girdik. Çıkarttım şeyin telini. Arka fren pabuçlarını. Dedim fren siz ince. O da yengemi verdi bisiklet değil mi? Allah rahmet eylesin. Allah nur içinde yazsın. Sana verdi. Ondan sonra bir vurdum oradan aşağı doğru. Durmuyor. Ayağımı arkaya koyuyorum. O üstaftan. Ben işteyim. Bizim şu bayır gibi değil mi anne? Bu bayır ondan hikaye. Daha dik kızım daha dik. Şey Paşabahçe bayırı gibi. Öyle. Tam öyle çok işte. Dik. Bir düştüm ondan sonra pata küte takla atarak en son eski bir ev var oraya vurdum durdum. Allah korumuş Allah. Allah korudu. Gel ölebilirdim de orada. Adam yanla yekilmiş oradan o 100 kilo adam. 100 kilo adam geldi yan yana. Ortalığı bir ayağa kaldırdı, ten tütürüyetler getir. O zaman şey yok, yok hemen koşacaksın, sağlık hocam. Yok canım, nerede? Ben kafama bir kere şey oldu da dikiş atmaya götürmediniz, hatırlıyor musun? Evet. Kafam yarıldı da öyle. Kızım bile tutmuş seni kucağında, getirdi eve. Ondan sonra geldi o adam beni hemen şey yaptı. Üstümü başımı soydu, böyle orta bir yere falan gidiyorum. Çıkarttı üstümü hemen şeye soktu, bizim eve soktu. Dedi aç suyu, her yerinde de banyoda yıkayacağız. Girdi baba gibi, dede gibi. Ondan sonra ilaçladı falan beni. Yok iyi abi bir insandı. İyiliklerine bir yani, şey diyemem. Kötülüğünü görmedik. Allah görmedik onları şey Allah var. Onlar da bizden yanında. Yaşıyorsa Allah uzun ömürler versin. Öldüyse de Allah rahmet eylesin. O macirdi hem de. Macir. Yani, çok iyiydi. Yok kralım. Babacandı. Ya yani şeydi o ne niyetle sordu ben anlıyorum. Hırsızı gelir, hırlısı gelir niyetiyle geldi bence. Bir gün de geldi, arkaları kolluyor, biz korktuk, hatırlıyor musun? Ay, lamba yanıyor. Şimdi bu aşağıdan bir çıtırtı duyuyor ama Kasımpaşa'da oturuyoruz, her yerde hırsızlık da olabiliyor. Öyle şeyler de var. Oldu, benim o evde. O evde olmadan değil mi? Hangisi diyor? Buradaki evi demiyorum ben. Hatırla bakayım, o evde. O ev hırsız girmedi, o başkaydı. He. Onu ben anlatırım. Hiçbir şey çalınmamıştı ki. Çalınmadı ama her yeri alt üst etmişlerdi. Bir şeyler olmuştu hatırlıyorum. Karakolluk olmuştu. Yani bize kini olan biri girdi evi dağıttı. Ama kimdi biz de bilmiyoruz. Özellikle ablamın resmini falan yırttı. Ondan sonra benim resmimi yırtmış. Bilmiyoruz ki kim olduğunu hiçbir zaman da öğrenemedik kim olduğunu. Zaten evde alacak bir şey yoktu ki annem. Televizyonu bile indirmiş aşağıya. Allah Allah. Top hiçbir şey olmadı. Her şey karma karışık. Bir girdi polis çağırdım haliyle. Korktum. Ondan sonra bir baktık aşağıda şey var, ışık var. Ama el feneri tutuluyor böyle bize doğru. Biz dedik kesin dedik hırsız girmeye çalışıyor. Çünkü el feneri hırsız el feneriyle gelir. Yani. Elektrik mi yoktu? Evin de ışığı kapalıydı o gün. Yok. Yatacaktık anne. Yatacak mı? Kapattık ışıkları. Tam karanlık. Sokak lambası vuruyordu ya biz ön tarafta. Çok da vuruyordu ama sokak lambası. Çünkü elektriğe gerek yoktu evde. Arkada mutfağın camı var, kapısı da var. Sağlam değil ama. Sağlam değil, bir de arka sırsızlığa çok müsait. Binaların arasında. Bir ışık geliyor ama. Bu aşağıdan bir tıkırtılar duymuş. Yukarıdan bakarken şüphelendiğini görüyor. Ama biz de ondan şüphelendik. O bahçede hani bir şeylerden şüphelenmiş. Biz de o eve girmeye çalışıyoruz zannediyor. Hırsız zannediyor. El feneri de geziyor orada. Bir tedirginim bir tedirginim. Neyse oğlu da indi aşağıya. Tedarikliymişler. Onlar da ama bizim haberimiz yok ya. O şey görünce aklımız çıktı ya iki çocuklar. Ne kadar zor. O ev çok şeydi güzeldi aslında da. Güzeldi. Ya şeyden herhalde bizim ilk şeyimiz de orası hani böyle. Nasıl? Acemiliğimiz. Ben ayrıldıktan sonra ilk oturduğumuz ev. Aynen. Biraz alçaktı acaba. Aslında şöyle hani rahatlığın böyle bir kenarından gördüğümüz ilk evde. Evet. Bir molaydı orası. Ondan sonra yine rahatlık bozuldu. Molaydı. Bir molay yeriydi orası 2 sene. 2 sene, 3 sene kaldık orada. Kaldık 2,5 sene. 2,5 sene. Anneannen vardı yakında, iyi oluyordu. Kontrole geliyordu bunları. Ne? Geliyordu, gidiyordu. Rahmetli. Allah rahmet eylesin. Dedem vardı orada, dayılarım vardı. Aynı mahalledeydik, güzeldi yani. Yani. Okulum yakındı.
En azından kaygımız yoktu bir süre. Değil mi? Hı-hı. İlk bir sene çok iyiydi ya. Evet. Ya, üzüntülü geçti ama ilk ayrılık şeyini. Hani bir sene, belki iki sene, belki üç sene boşandıktan sonra bekledim babam gelir diye. Düzelir diye. Ya düzelir diye bekledim. Çünkü çek kanat çok zor. Kira vereceğim çocuk, iki çocuk okutacağım. Çok da zorlanmadım aslında. Çok zorlanmadım. Bu kadar güzel gitti. Ne yani yoluma, çünkü yardım alamıyordum babamdan, annemden. Ya, zoruma giden buydu. O dönem zaten öyle bir şey yoktu. Abime bakıyorlardı, abimle oturuyorlardı. Ben yardım alamıyordum. Ben boşanmışım, mağdur olan benim. Hatırlıyorum. Niye öyle diyorsun? Çeket aldılar ya zaten. Gelmeyeyim eve diye aldılar. Hatta yorgan da verdiler bir tane. Eşyanın hiçbir eşya yok evde. Hep birlikte oraya gitmeyin diye. Ya evde hiç eşya yok. Biz şimdi olaylar patladı. Başka videoda anlatılır da. Bastık geldik anneanneme. Annem, ben, ablam. Onlar zaten 7 kişiler. Değil mi? Elif var. Yani abimin 2 tane çocuğu var. Gelin var evde. 4 kişi onlar. He. Dedem var. Murat dayım var. Anneannem var. 7 kişi. 7 kişiler. 3'te biz 10 kişi. Ev 3 oda 1 salon. Sonra, herkesi bir oda. Bir de evdeki bütün karakterler sivri. Büyük olan. Sivri. Hiçbir aslında böyle tek başına bile kalsa kendi kendine kavga edebilecek tipler. Öyleler. O 10 kişiyi bir odaya yapmışsın, anladın mı? Bir eve kapatmışsın. En son Zafer Zeynep dedi ki, hiç unutmuyorum. Senin dedi, babama dedi oyun yapalım dedi. He. Ben dedi kavga çıkartayım dedi. O sana çekyat alsın dedi. Evet, aynen. Evet, bak çok iyi hatırlıyorum. Kavga çıkartayım dedi, yalandan dedi. O da sana dedi, çekyat alsın dedi. Sonra dedi, evi tutarız oraya geçersin dedi. Ne kadar acayip plan değil mi? Yaptı planı, tuttu da ama. Ama evi tesadüf buldu orada bak. Ha, evde tesadüf bulundu. Onu dedem buldu evde. Ya iyi buldu da. Onun günü çok iyi hatırlıyorum. O koştu sana geldi ya. Ya ben işe başlamışım zaten, çok olmamış zaman. Haftası yeni doluyordu herhalde. Ya ayım doluyordu. Ayım daha maaşıma vardı. Evi bulmuş. Konuşmuş mal sahibiyle. Koşa koşa rahmetli nurlar içinde yazsın. Hemen ama geldi. İş yerine geldi Osman Bey, o minibüse yani, binmiş. O kadar sabırlılar ki o dönem. Kızım dedi, bu kadar dedi 50 lira ev dedi kirası dedi, evet. 50 lira deposit istiyorlar dedi. Hemen tutalım, kaçırmayalım dedi. Başkası olsa, başka baba olsa o tutar, ayarlar. Aynen. Yani biz bunu görmedik. Bir de çok da yok diyemezdik o dönem. He. Ay tamam da baba dedim, bakacağım dedim. Tamam sakın aklından çıkarma dedi. Şimdi o benim müdürüm vardı bayan. Zuhal Hanım mıydı? Yok, o Zuhal Hanım öbürkü mağazadaydı. Buradaki de Trabzonluydu bayan. Biliyorum, çok sempatik bir müdürüm vardı senin. Ya bir ayında olmamış. Ha, param. Hemen girdim odasına. Dedim böyle benim durumum. Tamam dedi, hiç üzülme dedi. O zamanın parası fazla verdi. Hı? Toparla dedi, az keseceğim dedi. Ay dedim, Allah razı olsun. Bunalımdayım. Verdi parayı, akşama hemen götürdük. Hemen tutuldu. Saniye şırak. Ama eve geçemiyorum. Bir şey yok. Eşya yok ki. O yüzden diyor ya, babam bir çekyatla bir yorgan aldı. Orada kalın dedi. Perde yok, bir şey yok, kaldık. Perde de yok. Hastaydık yazdık. Bezme bir şey bulmuştuk. Ya böyle cam var. Cam da nerede biliyor musun? Tam mahallede böyle. Ama mahalle işte. Ama bir gün de İki adam kavga ediyor, içeriye düşecek. Hadi böyle bizim boşta balkona düştüler. Abi kardeş de onları inşaatçı. Düştüler. Balkona düştüler. Yani cam kırılıyordu. Evet. Demir de yoktu o zaman. Demir yoktu. Yoktu anne. Binanın şeyini bozuyormuş ya. Görüntüsünü. Ya sizin başınızı ağrıtmayalım, canlarım benim ya. Biz yine daldık eski. Ne kocadan ne babadan. Ağlanacak halimize gülüyoruz aslında. Evet. Geçmişte ağladık, yeter daha. Biraz da gülelim, ne yapalım o hallerimize. Allah'a emanet olun, desteklerinizi esirgemiyorsunuz zaten. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Biz sadece istiyoruz. WhatsApp'larından, Facebook'larından, Instagram'larından bizim videolarımızı paylaşıp destek olmanızı istiyoruz. Bunlar rica ediyoruz. Evet. Esra'cığım konuşuyor orada. Sesi yüksek geliyor arkada olduğu için. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.